Herkese merhabalar arkadaşlar. 26 Kasım Kocaeli yarış tahminleri videosuyla sizlerle birlikteyiz. Cuma gününün Kocaeli yarışlarıyla. Arkadaşlar İzmir ve yurt dışı videomuz da yayındadır. Onları da seyredebilirsiniz kanalımızdan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum videoyu başlamadan. Beğenirseniz bir de videomuzu çok makbule geçer diyorum. Ve başlıyorum. İlk yarış 2'de koşulacak. 10 safgan start alıyor arkadaşlar. Burada e, baktığımızda 9 koşulu bir programın ilk yarışı. 1800 metre kum pist. Şart 4. Yamak ikilerin bileceği bir koşu. Şimdi arkadaşlar burada en formda gelen safkan 9 gün evvel bir ikincilik elde etmiş ve istediği gibi dış start tercihli olan 4 numaralı Nide Bey'i. Arkadaşlar bu isimle ilgili e, birkaç bir şey söyleyeyim. Son yarışında e, i̇şleri iyi olduğu için biz bu safkanı önerdik ve ikinci geldi. Yani galip de gelebilirdi. Dedik bunun işleri süper. Şimdi nasıldır bilmiyorum işleri. Bakacağız ona. Eğer gene iyi ise ya da verisi varsa ona göre bir şey diyebiliriz. Evet, yine yanıtmıyor beni. E, 423 bakın. Bakın. 50 23. Yani işleri iyi, yine neydi iyi de beyi. 2 numaralı Black Wasp e, yazılabilecek bir yer safkan olabilirdi ama 427 yani 800'den iyi gelmiş ama 400'de artık bitmiş yani. Öte yandan diğer 23.5 yapan Koca Yiğit ya da 9 numaralı Max yazılabilirler. Ama ben özellikle 9 numara Max'ı öneririm arkadaşlar. 4 numaranın arkasına yazmak isteyenler 9 numaralı Max'ı yazsınlar. Çünkü Max arkadaşlar sürpriz bir safkan burada. ilk baktığımızda son koşusu 6. çim ondan önce 3-3-4 geldiğini görüyoruz. Haliyle burada bir sürpriz yaratabilir. birazcık daha başka düşünenler varsa bir numara Babaros'u yazabilirler. Her ne kadar iş verisi olmasa da burada. Son yarışında da kötü koşmasına rağmen daha evvel yarışlarındaki galibiyet ve tabelalarından ötürü burada bir numarayı da yazmak isteyenler ilave edebilirler. Arkadaşlar şimdi baktığımızda burada ne dedik biz şimdi? 4 dedik. Arkasına 2 veya 9 şeklinde veya ikisi birden yazılabilir dedik. İsteyenler 10 ya da 1 numaraya da yönelebilirler. Bu şekilde geçelim ikinci koşuya. 10 safkanın koşacağı meydan 3 yaş araplar 1500 kum. Arkadaşlar şimdi yine bir idmanlara bakıyoruz öncelikle. Gördüğüm kadarıyla bir 26 var, bir 25 var. E başka yok. Yani 25 olan 44 yapmış. O yüzden 44.5 iyi olmadığı için bir şey diyemiyorum ama 42-40 ve 26-80 zaten Kelemerli Bey. Yani meydanın belalısı bir türlü çıkmadı gitti. Kelemerli Bey arkadaşlar Cemal Paso ile ile son yarışında zaten niye hiç yani hiç beklenmedik bir şekilde kötü koşmuş vaziyette ve hani şu anda işleri iyi olmasa bilemiyorum ama işleri iyi. E, grup da basit. Yani Kelemerli Bey artık çıksın şu meydandan. Yani bekledik, bekledik, bekledik yeter artık yani. Sabır taşı çatlıyor yani. Artık meydandan çıkması gereken bir safkan. Çok bekledi. Gereksiz bekledi meydanda. Yani ben bir numaralı Kerem Erli Bey diyorum. Tek geçirebilir arkadaşlar. İsteyenler yanına beğendiğiniz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Çünkü birbirine yakın isimler var açıkçası. Yani e, ama kim ön planda derseniz bence 10 numaralı Prenses Toşur ön planda. Birinin arkasında 10 yazılabilir. E, de başka isimler de yine düşünülebilir ama ben hani birinin arkasında illa bir hat yazacağım diyorsanız 10 numarayı öneririm. Gelelim 3. koşuya. 5 safkan var. Şart 5 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. Arkadaşlar burada bir tek önerisi vereceğim ama hani %100 tektir diye demiyorum. İsteyenler farklı yönelebilirler ama önce bir idmanlara da bakalım derim. İdmanlarda 24 buçuk 38 Namık Bey 3 numaralı safkan ön planda. Diğerleri 25'lerde yapmışlar. 39 bura 103 yani. Evet. Gelelim. Ee, yanılmadım. Yani 3 numara Namık Bey tek geçeceğimiz isim diye düşünüyordum zaten. Kadir Tokaçoğlu ile start alıyor. Son yarışlarında bir birincilik bir ikinciliği var. 11 güne evvel start almış. Bence bu Safkan tek. İsteyenler yanında başka isim yine yazabilirler tabii ki. Ee, bu şekilde geçelim burayı derim. Hatta ikili düşünüyorsanız buraya arkadaşlar. Yani bence 3 arkası 2. Ama isteyenler biri de yazabilirler. Ee, ben zaten 4 ve 5'i hiç beklemiyorum yani daha meydan çıkmamış hatlar ama yani 3'ün arkasına 3'ü öne yazın arkaya 2 ile 1 yazın ee, güzel de bir misli basın bence tutar yani bence tutar yani güzel bir misli de basarsanız güzel de para verir burada 3 arkası 2 1 ama tabi e, alınacak risk tabi ki burada önemli yani nasıl bir risk alacağınız size kalmış arkadaşlar onu belirteyim Geçelim e, dördüncü koşuya. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben onu ikili oynaman, oynayanlar için söyledim arkadaşlar. Yoksa 3 numara diyorum. Tek diyorum. Yani onu belirteyim. E, dördüncü koşuya geldik. 10 e, safkan var. Handika 17. 4 yukarı Araplar 1900 kum. Şimdi arkadaşlar burada e, yine tek atılabilecek bir isim var. Ama tabii tek olarak önermeyeceğim. E, onu Onu belirteyim. E, burada 4 numaralı Uzun Bey. 60.5 kiloda Çetin Taşlı ile start alacak. Son yarışını bir hafta evvel kazandı. Ondan önceki yarışında da ikinci gelmişti Safkan. Ona rakip olarak hemen altındaki 5 numaralı Olgun Alp'i düşündüm. Onun da baktığımızda arkadaşlar dış tercihli bir isim yine. Tabi 4 tane isim var. Pek de dışarı olmamış ama son yarışında ikinci gelmiş. Ondan önce bir altıncılığı var. Daha evvel iki yarış üst üste kazandığını görüyoruz bu Safkan'ın ki bu bizim için çok önemli bir veri. İdmanlara bakacağız. Buradan başka bir isim düşünürsek diye. Ama arkadaşlar ben 27'den öteye gidememişler bu Safkanlar. Yani o yüzden pek de bir şey söyleyemeyeceğim. Ama 41'ler hani var bizim. E, 27 27,5 41. Ya Tahir Baba burada biraz öne çıkıyor. 3 numara Tahir Baba. E, yani evet Tahir Baba diyebiliriz arkadaşlar. 3 numaralı Tahir Baba. Burada e, işi ön planda olan bizim zaten son kum yarışında da birinciliği var. Bu sebeple şöyle bir öneride bulunacağız. 3, 4 ve 5'ten beğendiğiniz iki safkanı buraya yazarsanız bence yeterli olur. Ama mesela şu ismi ben es geçmeyeceğim diyenler varsa mesela Babacan'dır gibi bir safkan veya 9 numaralı Sancaktar gibi safkanlar. Onlar tabii ki herkesin kendisinin favorisi olan safkanlar vardır böyle. O, o zaman bir şey diyemiyorum ona. Özellikle Babacan'dır. ya yani uzun bir aranın ardından geliyor. Son yarışı kötüydü ve 49 günlük bir ara. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da baktığımızda Babacan'dır'ın işinde... Ee, yine hani 41, 80, 27 buçuk idare eder düzeyde. Yani Tahir Baba gibi iyi sayılabilecek bir derecesi var. Yani o, o sebeple e, onu da bir düşünmekte fayda var. Tamam o zaman şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5'ten 2 tane yazın. Evet öyle diyelim daha makul olsun. Ee, yani illa daha fazla yazmak istiyon, isteyenler varsa daha fazla e, kuponda doldurabilecek imkanı olan varsa tabii ki daha fazla yazabilir başka isimleri de. Beşinci koşuya gelelim. 11 Safkan'ın start alacağı Handikap 16 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada benim favorim. E, açıkçası son yarışında ikinci geldi ama 1-13-22'de e, bir derecesi var. Gördüğünüz bir numaralı Bart Boy arkadaşlar benim ilk olarak düşündüğüm bir isim. İkinci olarak 5 numaralı Dolce Semoye arkadaşlar bu safkan son yarışı 3. geldi 20 gün evvel ondan evvel bir ikinciliği var. Sonra birinciliği sonra dördüncülüğü var. Dört yarıştır tabela yapıyor bu safkan. Ve son olarak bir isim daha söyleyeceğim. Bu mesafedeki en iyi dereceye sahip olan bu pistte elde edilmiş. 1.12.90 çünkü 1.12.85 de var ama onu saymıyorum. 1.12.90 son iki yarışını kötü koştu ama bir önceki yarışını kazandı. Ve aprentisi Görkem özellikle 4 numaralı Balyeci Salih. Arkadaşlar 1 5-4 şeklinde bir kupon düşündüm buraya. 6. koşu 8 safkan var burada. Handikap 14, 3 yaş İngilizler, 2000 kum. Şimdi işimiz biraz kolay, biraz da zor. Şöyle ki arkadaşlar, ön plana çıkan pek bir safkan yok ama büyük bir sürpriz gelirse tutturmak için idmanlara bakacağız. Olur ya hani belki 24 52 52 pek iyi değil ama 7 numaralı Aşenaz 24 buçuk 37 buçuk 24 80 04 ha, yetmez bunlar yani baktığımızda şu an bu 4 safkanda idmanları birbirine yakın onu bir söyleyeyim hepsi birbirine yakın o zaman arkadaşlar mecburi olarak son performanslara bakmak durumundayız 3 numaralı Princess Grace arkadaşlar... ...Görkem Özçelikli ile 56 kiloda start alacak... ...ve son yarışında 18 gün evvel... 5. gelmiş bir isim... ...2-12-33 gibi bir derece elde etmiş ki... ...bu pistte elde edilmiş rakiplerin içerisinde... ...en iyi dereceye sahip ve... ...aynı zamanda safkan Çin pist yarışında saymazsak... ...start aldığı son 5 kum yarışında baktığımızda... ...hep tabela yaptığını görüyoruz... ...2 ikincilik, 2 beşincilik... ...bir de birincilik elde etmiş... ...18 günlük bir ara... ...açıkçası kendini toparlayıp böyle de basit bir grupta gelip galibiyeti elde etmesi çok yüksek muhtemel gözüküyor arkadaşlar. Ee, rakip olarak 2 numaralı Langeron ön planda olacaktır. Ee, ama onun da son yarışını kötü koştuğunu 9 gün evvel koştuğunu ve 62 kiloda start alacağını düşününce 6 kiloluk bir avantajla birlikte 3 numaralı Princess Grace isteyenler için tek önerisi bile olabilir. 4 numaralı Yılmazer ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu safganda bir defa bir ikincilik elde etti. Bir beşinciliği var ama onun dışında baktığımızda son yarışlarında biraz formsuz gelen bir isim. Haliyle onu da yazıp yazmama konusunda tereddütler hissettiğim için ondan vazgeçtim. Böyle belirteyim. Arkadaşlar ben burada o yüzden kimseyi de yanıltmak istemem. 3 numaralı Princess Grace yanına isteyenler at yazabilirler diyorum. Ee, yani şöyle tek demiyorum da 3 için yanına beğendiğiniz atı yazın diyeyim. Aynen aynen. Bu yani bu koşu da öyle diyorum evet. Geçelim 7. koşuya arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı şart 5 4 yukarı Araplar 1200 metre kum. Ha şimdi burada benim tek vereceğim bir isim var. Yanına at yazabilirsiniz ama bence tek. Arkadaşlar 1.20.62 görüyor musunuz? Bütün rakiplerinden daha iyi. Başka pistlerdeki koşanlardan da daha iyi. Son yarışını kazandı. 3 numaralı uçan bilgin. 58.5 kilo gibi bir kiloda start alıyor ve 6 yarıştır tabela yapıyor. Şimdi bu safkanı geçebilecek burada bir at var mı? Var. Bir tane de değil. Birden fazla at var. Ama bence bu safkan bu mesafede geçilmez. Ya yani Bu kendi öngörüm. Ee, çok da fazla sizi yanlış yönlendirmemek adına diğer isimleri de söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 2 numaralı Kereşan. Hepiniz biliyorsunuz ki bu safkanı iyi durumda bir isim. Yüksek handikaplı kaliteli bir safkan. 8 gün evvel ikinci olmuş bir isim. Yani 11 gün evvel birinci olmuş bir attan çok da bir farkı yok aslında bakarsanız. Çünkü kalite olarak birbirine yakın safkanlar. Peşinden 4 numaralı Roman olur. Hışman çizik biniyor. Dikkat e, ee, atı sonuna kadar kullanacaktır ve yarış kazanmak için her şeyi yapacaktır. 17 gün evvel 4. olmuş. Bir önceki yarışında 1. gelmiş bir safkan. Son yarışını bir hafta evvel koşup kazanan Ayhan Kurşun'un bineceği 5 numaralı Ergüçlü Arkadaşlar güzel bir ganyanı olur bu atın. Ee, ve eğer gelirse o ganyanı tutturmakta fayda var. Ama baktığımızda şimdi bir isim daha söyleyeyim ondan sonra genel toparlayacağım. 7 numaralı Kapaklıcan kalitesiyle bildiğimiz ama bir türlü eski formunu yakalayamayan bir safkan Zaten bu hata ne olduysa Haskaracı'ya geçildikten sonra oldu arkadaşlar. Ondan sonra bir Kapaklıcan form düşüşü yaşamaya başladı. Geçilmez diye gelmişti tabii ki. Haskaracı Tulrap koşusunda geçildikten sonra bir daha eskisi gibi koşamadı. Daha sonra tabii sakatlık yaşadı etti. Ondan dolayı kaynaklandı bu safkan toparlamasını diliyoruz ama bir türlü toparlayamıyor yani tam 1-2 geldi dedik tamam ama bir 9'unculuk bir 8'incilik yani bir türlü istediğini elde edemiyor bir 3'üncülük geldi büyük yarışlarda artık koşabilen bir at değil ama kendi parasını her sene şartlarını doldurur bana sorarsanız bu safkan 1200 mesafede ne yapacaktır şu anda kestiremiyorum açıkçası. 11 gün evvel üçüncülük elde etti. isteyenler için yine bir opsiyon olacaktır. Her zaman can kuponlara yazılabilecek kalitede bir isimdir arkadaşlar. Bunu da belirtelim ve şimdi genel yorumuma geleceğim arkadaşlar. 3'ün arkasında ne dedik? Mesela 2, 4, 5 ve 7. Şimdi bu safganların ortak özelliği nedir? Diğerleri de dahil. Arkadaşlar hepsi 1200 metre özelinde söylüyorum. 3 numaranın gerisindeler. Hem de çok gerisindeler. Yani 1200 metre kum pistte 3 numara 1.20.62 yapıyorken bunların hepsi 1.21'lerde, 1.22'de, 1.23'te kalmışlar. Gelelim idmanlara. 4 safkanın var idmanı. 4 numaralı roman olur güzel bir idmanla geliyor. 3 numaradan biraz daha önde bakın. Bunlar önemli veriler. 1, 10, 70 ve 27. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapaklı da gördüğünüz 28 falan yapmış. Yani istediği düzeyde değil 43 yapmış. 43'tü değil mi? Evet evet öyleydi. Ee, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'ün arkasına öncelik 4'e veriyoruz. İsteyenler 3'ün peşine 4'ü yazsınlar. Ha ama yani... Şimdi işlere bakarsak evet 4 numara roman olur önde ama bu mesafede genelde 3 numara uçan bilgin biraz daha avantajlı duruyor arkadaşlar. Buna göre bir tercih yaparsak güzel olur. Diyorum ve geçiyorum. 8. koşu. 10 safkan var. Meydan 3 yaş çaraplar 1500 kum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her zaman söylerim yine belirteyim. Meydan da tabela. Tabela. Kimin daha çok tabelesi varsa o daha şanslı. Şimdi kim? Bakıyoruz. 5 numara Uğur Kağan. 4 numara kral ateş. Bu ikiliyi yazacağız bir kere. Bunlar Allah'ın emri gibi burada yazılması lazım arkadaşlar. 4 numaranın son yarışında 9, 9 gün evvel 4. geldiğini görüyoruz. 5 numaranın ise 18 gün evvel 2. geldiğini. Bu ikiliyi yazdık. Peşine bir şey söylemiyorum ama hani istediğiniz bir atı yazabilirsiniz. 7 numaralı Didor ya da 1 numaralı Ali Bey gibi safkanlara yönelebilirsiniz burada arkadaşlar. 4 ve 5 benim buradaki oyun düşüncem. 9. ve sonuncu koşu 12 safkan var burada arkadaşlar. 1400 kum 3 yaş şaraplar. Handikap 14 dişi. Arkadaşlar burada da bu safkanların içerisinde şu anda yakın zamanda en iyi form tutmuş vaziyette gelen isim. benim gözümde açıkçası 2 iki yarıştır 2. olan 2 numaralı safkan Fıstıkcan. Hışman ile birlikte start alacak ve 18 gün evvel en son ikinci olmuştu. Derece olarak da burada e, safkanların pek de iyi dereceler elde etmediğini düşünürsek 138 27'lik bir derece en iyi derece olarak burada sayılabiliyor şu anda bu safkanların içerisinde. Haliyle ben burada 2 numarayı ön planda görüyorum. E, diğer safkanlar için ise şöyle bir şey söyleyeyim. E, özellikle burada yazılabilecek bir isim 5 numaralı Safiha var arkadaşlar. Ayan kurşununa start alacak. O da son yarışlarında 1-2 gelmiş. Bir isim daha evvelde yine çimde de bir ikinci vardı. İdmanlara bakacağız bir de. Arkadaşlar idmanlarda fıstıkçanın biraz verisinin düşük olduğunu görüyorum. Kötü olduğunu görüyorum. Bu birazcık beni şaşırttı açıkçası. Şu anda fıstıkçanın yazmama gibi bir ihtimal üzerinde düşünmeye başladım. E, idmanları görmemiştim çünkü. E, burada bir birazcık daha sağlam bir isim var. 11 numara Amof'ta 42 80 ve 27,5'luk işleriyle gelmiş. Arkadaşlar 11 numarayı yazalım. İşleri çok iyi. 5 numara Safiha 1.10 yapmış. Zaten bahsettik onu. Ee, o zaman şöyle yapalım. Fıstık canı isteyenler yazsın, istemeyenler yazmasınlar. 5 numaralı Safiye ve 11 numaralı Amofta işleri çok iyi arkadaşlar, onları yazalım. Zaten iki safkanın da potansiyeli var ama bir türlü e, tam olarak kendilerini verememişler yarışa e, diyebiliriz burada. Özellikle şey e, 10, 11 numaralı Amofta için söyledim onu, 5 numaralı Safiye için geçerli değil. E, i̇ki safkanı da yazalım arkadaşlar burada 5 ve 11. 2 e, numarayı da isteyenler yazabilirler. E, bu şekilde söyleyelim burayı. Geçerim arkadaşlar ve bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Ee, İzmir videomuz yayındadır. Yurt dışı videolarımız da yayındadır. Ee, onu da izleyebilirsiniz diyorum ve e, herkese bol şanslar diliyorum.